İkinci dönem birinci matematik yazısına hazır mıyız Tonguç evladım benim? Hazır olsam burada ne işim var hocam ya? Aferin tebrik ediyorum. Şimdi seninle beraber hazırlanacağız hiç merak etme. Bu arada nasıl gidiyor okul evladım benim? Hocam yatıyoruz. Güzel uyuyoruz yani. Öğrencilik kolay işte siz de biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok hocam yani. Sınavlar, hayat, yazıllar, bizim işimiz bu hocam, bizim mesleğimiz bu, baştan gönüllü olduk öğrenciler. Evladım tamam, hemen başlayalım artık konularımıza. Bir kere birinci yazılı konularımız olasılık, cebirsel ifadeler ve ayırma... aynı zamanda doğrusal denklemler ve çizdikler. Yani bu dört konudan sorumluyuz ikinci yazılımızda, daha doğrusu birinci yazılımızda ve bu konuları teker teker senle beraber hızlı bir şekilde bilmemiz gerekenleri tekrar edeceğiz yani önemli formülleri falan filan. Gösterdikten sonra hemen sana gerçekten sınavda çıkabilecek kalitede, gerçekten sınavda çıkma olasılığı çok yüksek olan soruları beraber çözeceğiz ve senle bu konuları tamamlamış ve birinci yazıya tam bir şekilde hazırlanacağız inşallah. Şimdi e, senle beraber ilk başta bilmemiz gerekenleri hızlı bir şekilde tekrar edelim evladım. <laughs> Olasılık, Cebri Seyfaylar ve Çarpan mı Olasılıkta neydi olayımız? olası durumların sayısını hesaplayabilmemiz gerekiyordu. İşte mesela e, para atıldığı zaman iki tane olası durum vardı. Yazı ve tura. Mesela bir olayın olma olasılığı ise istenilen durum bölü tüm durumlar. Yani olası durumların hepsiyle hesaplanıyordu. Kesin olay ve imkansız olayda kesin olayda olasılığı yüzde yüz yani yüz bölü yüz kaç eder evladım benim? Bir eder. İmkansız olayda ise yüzde sıfır yani olasılığı sıfırdı. Bunları hatırlayacağız. Bir olayın olma olasılığı daha fazla veya daha az olabilirdi olabilirdi. Mesela işte Hemen 10 erkek 5 kız arasından bir kişi seçecek. Erkek olma olasılığı kız olma olasılığından daha fazla çünkü 10 erkek 5 kız var. Ee, bunun tam tersi de kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha azdır gibi böyle basit şeyler. Yazı turada da ikisinin de gelme olasılığı eşittir gibi özel şeyler de bileceğiz. Ardından çarpanlara ayırmada da yapmamız gereken şey ortak paranteze almayı çok iyi becerebilmemiz gerekiyor. Mesela 2x kare eksi 4 y de ikisinde de içinde 2 var. 2 çarpanı var. 2 çarpı x kare veya 2 çarpı 2 y şeklinde yazabiliyor bu. İşte bu 2'yi başa alıyorum. Sonra çarpı diyorum. Parantez açıp bundan kalan şeyi, bundan kalan şeyi aradaki işaret aynı kalacak şekilde yazıyorum. En fazla çıkan şeylerden bir tanesi özdeşliklerde de 3 tane özdeşikliğimiz vardı. Daha doğrusu iki tane vardı bir tanesi tam kare olarak adlandırıyordu. Bu toplamın karesi bu da farkın karesi gördüğün gibi Tomuç Ölen Bey. Aynı zamanda iki kare farkı dediğimiz <laughs> şeyde ise <laughs> a kare eksi b kare de a eksi b ile artı b. Yani iki şeyin farkı çarpı e, toplamı diye aklımıza tutmamız gerekiyordu. Bunları hızlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Ardından doğrusal denklemlere bakalım seninle beraber. A, e, şimdi doğrusal denkleme hakkında ne düşüyorsun Tonguç Evladım benim? Ben istemiyorum hocam böyle konuyu. Yani bıktım hocam zaten hayatımda hep böyle zor konular çıkıyor karşıma. Bir tane de şöyle kolay beden dersindeki gibi, müzik dersindeki gibi lokum bir konu yok ki hocam. Hep zor konular ya. Yani. Aferin sana tebrik ediyorum seni. AX artı B'ye eşittir C doğrusal denklemi mesela diyelim. Burada gözüküyoruz. X var, Y var. X bölü 2, e, pardon X bölü 2 diyorum. Bu doğrusal denkleminde mutlaka içinde X ve Y olmak zorunda. Zaten bu koordinat sisteminde bir doğru ifade ederdi. Koordinat sistemi neydi? Hatırlıyorsan Tonguç Evladım benim. Koordinat sisteminde birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge vardı. Bu x ekseni, bu y ekseniydi. Buna e, diğer bir adıyla havalı adıyla apsis buna da ordinat diyorduk. Bunlar da çok çok değerli konular. Aynı zamanda burada buna ne diyorduk? Origin diyorduk. Artı bir artı iki artı üç diye. Artı bir artı iki artı üç diye gidiyordu. Eksi bir eksi iki eksi üç. Eksi bir eksi iki eksi üç diye devam ediyordu. Dolayısıyla buradaki bölgelerdeki durumları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Burada işte bir doğru grafiğini ben bu ifadeyle, yani içinde x ve y'nin olduğu bir ifadeli e, tarif edebiliyorum. Ve şunu da unutmayalım. Doğrusal denklemlerde bir sürü e, bir, bir sürü ee, şey var, e, formü var ama en önemlisi biliyor musun Doğucuğum? En önemlisi aslında bununla bağlantılı olan Y eşittir. Başlangıç bak bu sınavda yüzde 99.9 çıkacak. Artı değişim çarpı X. Ama bu bazen eksi olabiliyor. Eğer artma varsa e, değişimde artı oluyor. E, azalma varsa değişimde eksi oluyor. İşte bu hem LGS sınavımızda hem okul sınavlarımızda en fazla çıkan formüldür. Dolayısıyla y eşittir başlangıçtaki noktası. Başlangıç nereden başlıyor? Artı veya eksi artma veya azalmaya doğru e, çarpı x şeklinde bunu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Doğrusal denklem çözümünde e, aslında e, bizim bir doğru grafiği çıktığını görebilmemiz gerekiyor. Burada şunu unutmayalım. Bir denklem çözümünde paydalı denklemler çıkabilir karşımıza. Paydalı denklemlerde yapmamız gereken şey tüm paydaları eşitleyip mesela bunu 3 bunu 2 genişletip sonra x'i yalnız bırakmak ve paydalar birbirini götürür. Bu altı olur bu götürür 6 olur bu götürür paydalar birbirini götürünce çok rahat bir şekilde denklem çözülebilir. Şunu unutmayın Eğim dediğimiz şey acayip önemli bir şey. Eğim sınavda yüzde yüz çıkacak. Peki nedir eğim? Eğim dediğimiz şey dikey bölü yatayla bulunur Tonguç Hanım benim. Dikey bölü yatay dediğimiz şey. E, Tonguç mı anlıyorsun değil mi? Anladım hocam ama tekrar etmeliyim. Çünkü ee, tekrarla ancak konu pekişiyor hocam. O yüzden sizden sonra en az bir soru daha çözmeyi düşünüyorum. Zaten ayda en az iki soru düzenli bir şekilde çözüyorum. Rutin olarak yılda 12 ay olduğu için 24 dört e, soru ediyor ama bu da başarıma başarı kaçacağını düşünüyorum hocam. Aferin evladım benim tebrik ediyorum seni gerçekten çok güzel bir saçma açıklamaydı. Peki eğim dediğim şey dikey bölü yatay. Dikeyi yataya bölerek buluyoruz. Yani bu, bu uzunluğu bu uzunluğu biliyoruz herhangi bir üçgende. Burada şunu unutmamamız gerekiyor. Eğim aslında yokuşluk demek e, ve şunu unutmayalım sayısal bir değer çıkıyor. Yüzde olarak da ifade edebilirsin veya işte 2 bölü 3 olarak da ifade ifade edebilirsin. Bu gibi değerler çıkabilir eğimde. Peki eğimi doğru eğiminde nasıl buluyoruz? Burası da acayip önemli. Y eşittir. Eğim çarpı x artı n şeklinde bulunur. Eğim yerine m yazıyoruz biz. Çünkü eğim aslında m ile gösterilen bir semboldür. Tonguç Aram. eğimin sembolü m'dir. Dolayısıyla ben y eşittir 5x artı 4 yazarsam bunun eğiminin 5 olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Y eşittir 3 bölü 4 x artı 7 yazarsam da bunun eğiminin 3 bölü 4 olduğunu unutmayalım. Paydalar mutlaka eğime de hayır olur. Eşitsizlikte bilmemiz gereken şey ise büyüktür deyince içi boş yuvarlak, küçüktür deyince içi dolu yuvarlak yapmamız gerekiyor Tonguç Hanım benim. Dolayısıyla bak eş burada eşittir olunca içi dolu yuvarlığa çok iyi hatırlayacağız ama sol tarafını tarıyorum çünkü küçüktür diyor 3'ten. Üç, 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 üçten küçük olan şeyler sayı doğrusunu her zaman solda gösterir eşitsizlik çözümü aynı denklem çözümü gibi de hatırlıyorsan sadece ve sadece kritik nokta eksiyle çarp veya bölde işaret işaret yön değiştirir vardı. Bu kuralımızı hatırlarsan bütün soruları çözebilirsin Tonguç Elan Bey'im. Şimdi sınavımıza geçiyoruz Tonguç Elan Bey'im. Ama senle beraber e, senle beraber mükemmel bir Bilir hocam, hocam. Evet, iPhone 11 Pro kazanmak Oo, istiyor musun? Oo, istemez miyim iPhone hocam? iPhone 11 Pro veriyoruz Tonguç benim. iPhone 11 Pro'nun hemen sana görselini göstermek istiyorum gerçekten de. Hocam iPhone sana... 11 Pro mu Pro mu? Ay, değil lan ne Pro'su. Pro, pro öyle adam. iPhone 11 Pro için yapman gereken şey Tonguç Akademi'nin YouTube ana kanalına bak. Kendi sınıfının kanalı değil, YouTube ana kanalı. kanalına. Hocam her abone da bir ya. Sonrasında da Tonguç Akademi'nin Instagram sayfasını takip ediyorsun. Zaten Tonguç Akademi'nin direk karşına çıkıyor. E, 600 bin takipçili 3 milyon tonguç etiketiyle beraber abone ettiğin iki arkadaşının adını yorum olarak Instagram veya YouTube'a yazıyorsun hocam. Fark etmez ama şunu unutma. YouTube ana kanalımız 3 milyon aboneye çok az kaldı. 2,91 şu anda ve çok az kaldı. Senle e beraber. Sabah 3 kadar milyon hocam ve gece. iPhone evet sabah kadar kasacağız ve iPhone 11 Pro vereceğiz sana. Hadi bakalım hayırlısı bak 3 tane kanalınız var 3 milyona çıkıyoruz o yüzden. İnşallah 4 tabi, milyon. Çekilişimize 6 altın insanla çok az kaldı. Dolayısıyla şimdiden sen e, rica ediyorum çalışmalara başla ve bizle beraber 3 milyon kişi olduk beraber ailemiz büyüyor. Hadi bakalım senle beraber unutma konu listemizde Instagram hesabımıza duruyor. Yani ikinden birinin yazıda hangi konular var onun listesi e, şeyde çıkıyor. E, peki bu e, bunu da hemen senle beraber çalışacağımız şeyde göstereceğim. O zaman şimdi sınavımıza başlıyoruz. Ufak bir iPhone 11 sana hediyemizi sürprizimizi söyledikten sonra çalışmamıza başlayalım. Birden 20'ye kadar sayıların yazılı olduğu kartlar bir torbaya atılıyor. Tamam iyi olan. Bu torbadan rastgele bir kart çekme deneyinde. Hem bu arada bunların hepsini yazılı notlarımızdan çalışabilirsin. Ve bu çalıştığın yazılı notlarımızın da içinde bak bütün bilgiler var aslında. Bütün birinci yazılı notları var mı bütün hocam? Bütün yazılı notları var. İşte matematikte kavramlar, formüller. Buna da sadece ve sadece Tonguç kitapçılarına ulaşabileceksin evladım benim. Tonguç kitapçılarına satılıyor. Kırtasiye lazım Kırtasiye de var ve aşağıda listesi var hiç merak etme. Hemen 1'den 20'ye kadar sayının yazı olduğu kartlar bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele bir birkaç çekme deneyi ile ilgili. Aşağıdaki soruları cevaplayın demiş. Tamam hemen bakalım. E, olası durumların sayısı kaçtır? Bir kere 1'den 20'ye kadar var. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, nokta, 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 20 tane seçeneğimiz var. Dolayısıyla tüm olası durumların sayısı 20 tanedir diyebiliriz. Çekilen kartın üzerindeki tek sayı yazma olasılığı nedir demiş. Şimdi ben buradaki 1'den 20'ye kadar olan sayıların içindeki tek sayı olma olasılığı nedir derse olasılık nedir? Olasılık dediğimiz şey hemen formülü atıyorum. İstenen, istenen bölü tümüydü. İstenen şey ne? Tek sayı yazma olasılığı. Tek sayı dediğimiz şey ne? 1, 3, hemen yazayım. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 bölü, Tüm neydi? Vatan olası durumların sayısıydı. 20 idi. O yüzden cevabımız 1 bölü 2. Yani %50 şansımız var diyebiliriz. Şekilden kartınız üzerindeki sayının 13'ten büyük olma olasılığı. Neydi olasılık dediğimiz şey? Hemen tekrar yazıyorum. Üşenmeden yazıyorum. Çünkü formülü yazmam zaten bana puan kazandırır. İyisiniz ee, hocam. Tebrik ediyorum seni saçmalama. Eran'ın formülü yazılan hoca zaten böyle bir erir biter. Yani na, o gerçekten bu çocuk biliyormuş aferin de. İstenen bölü tümü diye yazıyorum. İstenen bölü tümü yazdıktan sonra... <laughs> İstenen dediğimiz şey ne? 13'ten büyük olması oluyor. O zaman ne, nedir ki Allah aşkına? 14 olabilir, 15 olabilir, 16 olabilir, 17 olabilir, 18 olabilir, 19 olabilir, 20 olabilir. İstenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 bölü tümü neydi? Tümü zaten bütün olası durumlar. 20 tane kart vardı. 7 bölü 20 yüzde şekli çevirirsek 5 ile genişletirim. 5 ile zaman ee, 35 bölü 100 eder. Yani yüzde 35 de diyebilirim. İkisi de olur. Hiç fark etmeyiz. Ve 40 adet mavi ve kırmızı topun olduğu bir kutudan ha. çekilen bir topun mavi olma olasılığı 3 bölü 5'ti demiş. Hmm. Buna göre kutudan kaç kırmızı top çıkartılırsa çekilen bir topun mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığının 2 katı olur demiş. Şimdi... 40 tane top varmış, 40 tane top varmış. Bunun içinde maviler varmış, maviler varmış. Kırmızı kalemimiz yok galiba. Kırmızı kalemimiz yoksa hemen e, turun e, tebrik ediyoruz hemen kırmızıya yakın bir kalemle yapıyorum. Bir de kırmızılar varmış. Tamam harika. Sonrasında diyor ki e, bir topun mavi olma olasılığı 3 bölü 5 Şimdi olasılık neydi? Hemen yazalım. Olasılık dediğimiz şey. İstenen bölü tümüydü. Mavi olma olasılığı dediğimiz şey de maviler bölü maviler bölü tümü aslında kaçmış? 3 bölü 5'miş. Şimdi adam diyor ki ya kardeşim diyor. Zaten tümü 40 adet diyor. Dolayısıyla hemen şöyle yazalım. Mavi bölü 40 eşittir 3 bölü 5'miş. Allah Allah hemen ben maviyi bulabilirim. Bunu 8 ile genişletirsem zaten bu 24 bölü 40 çıkar. Dolayısıyla mavinin 24 olduğunu söylemiyorum. Çünkü bak bunlar birbirine eşit artık. O zaman mavi 24'tür. O zaman buraya 24 top yazarsam buraya da 16 top kalır. Çünkü toplamları ne olması gerekiyordu? 40 top olması gerekiyordu. Çekilen bir topun mavi olması kırmızı olmasının iki katı olur demiş. Ha. Şimdi buna göre kutudan kaç kırmızı top çıkartırsam buradan birkaç tane çıkartıyorum çekilen bir topun mavi olmaması da kırmızı olması iki katıdır. Şimdi maviler 24 taneydi, kırmızı 16'ydı. Şu anda iki katı değil. Maviler kırmızıdan iki katı değil. Eğer e, mavi olması da kırmızı olmamasının iki katı olacaksa, bu 24 ise bununsa 12 olması gerekiyor. 12 olması durumunda, bak bu 12 olursa buradaki olasılık nedir? 24 bölü e, artık bu ikisinin toplamı. 36. Buradaki olasılık nedir? 12 bölü 36. Yani bu bunun iki katı gördüğün gibi. Dolayısıyla 24 bunun da 12 olması gerekiyor. O zaman kaç tane kırmızı top çıkartılmalı? 16'dan 12'ye düştüğüne göre 4 kırmızı top çıkarılmalı şeklinde bir akıl yürütme yaparaktan mükemmel bir çözüm yaptık. Tebrik ediyorum seni. Aşağıdaki ifade çarpanlarına ayırız demiş. 4x eksi 12'ye. Burada yapmamız gereken şey şu. Bunları nasıl çarpanlar ayırabilirim? Bak 4x 12'ye. X'ler Y'ler ortak değil bir kere. Ama bu aslında 4 çarpı X demek. Bu da aslında 4 çarpı 3 Y demek. Bak dikkat et. 12'ye aslında 4 çarpı. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü burada 4 ortak var ya. Burada da 4 ortak yapmaya çalıştım. Çünkü 12 aslında 4 kere 3'tür. O zaman diyorum ki 4'ü başa yazdım. Çarpı. Parantezimi açtım. Bundan geriye X kalır. Aradaki işaret eksi. Bundan geriye, bundan geriye 3 Y kalır. 3y işte e, çarpanlarına ayrılmış oldum. 4 çarpı x eksi 3y oldu. x kare artı 6 x artı 9 dediğim şeyde ne yapacağız? Hemen bu x'in karesi bu 3'ün karesi bu ikisinin çarpımının yani x çarpı 3 3x'in 2 katı burada var mı? Var. O zaman 2 katı burada var mı? Var hocam. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla e, burada da hemen diyorum ki x çarpı 6x. E, o zaman orta O zaman x bununla bunun toplamının karesi diyor. Neden toplam dedim? Çünkü burada artı vardı. Dolayısıyla x artı 3'ün karesi şeklinde çarpanlaymış oldum. İstersen bunu x artı 3 çarpı x artı 3 diye de yazabilirim Tonguç Adam Bey. 8 x kare e, eksi 2 y kare. Böyle bir ifade. ilk başta ortak parantez almamız gerekiyor. Çünkü bu 8 x kare dediğimiz şeyle 2 y karenin ben 8 ile 2'nin ortak bir şey olduğunu bulabiliyorum. 8 ile 2'nin ortak bir şey şudur. 2'dir. 2 i̇ki çarpı 4x kare 2 çarpı y kare diye çarpanları verebilirim bunu. Bak niye 2'yi ortak olarak başa alacağım? 2 çarpı bundan 4x kare kaldı eksi bundan y kare kaldı. Buradan sonrası zaten bilindik ifadelere benziyor. Hemen şöyle yapalım. Buradan sonrası bilindik ifadeler. Burada şunu unutmayalım. Bak 4x kare iki, e, y kare bu 2x'in karesi bu da y'nin karesi Tonguç Erhan Bey. Dolayısıyla e, ee, bunun farkı, bununla bunun toplamı şeklinde yazabilirim. Çünkü iki kare farkı özdeşliği karşımıza çıktı. İki kare farkını buraya yazsanız bile sınavda çok iyi puan alırsınız. 2 i̇ki çarpı 2x iki eksi y ile 2x artı y'nin çarpımıdır şu zımbırtı. Neden? Çünkü iki kare farkına çok benziyor. Farklarıyla toplamının e, çarpımıdır diyoruz Tonguç Eradın Bey. Hemen geldik. E, Tonguç, 8. sınıf matematik zor mu sence? Hocam 8. sınıf matematik anlatmaya gerek yok zaten. Siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Zaten LGS'de de bu işimizi bırakmadı. Bir yeni soru çıkmış hocam. Yok bir beceri temelli soru diyorlar. Yok ya, gerçek yaşam Hayatımız matematik olacak. Tebrik ya. ediyorum. Kenarının uzunluğu x artı 2 santimetre olan kare şeklindeki bir kartondan. Kısa kenarının uzunluğu... E, kaç demiştik? E, bir santimetre. Uzun kenar uzunluğu X santimetre olan dikdörtgen şeklinde dört parça keserek çıkartılıyor. Hmm. Ondan sonra demiş ki ee, buna göre kalan kartonun olanı kaç? Allah Allah çok enteresan. Şimdi şöyle bir kare varmış. Şöyle bir kare varmış. Şunu çizelim bakalım. Bir kenarın uzunluğu X artı ikiymiş. X artı ikiymiş burası. X artı ikiymiş. Tam evvela. Kartona kısa kenar uzunluğu bir ve uzun kenar uzunluğu X e, santimetre olan dikdörtgen şeklinde dört parça keserek e, bir, bir şekildeki e, bir kartına kısa kenarını dört parça kesilerek çıkartılıyor. Ha. Yani o zaman şöyle bir parça çıkartılıyor. Mesela şöyle bir dikdörtgen parça çıkartılıyormuş ondan. Kısa kenar uzunluğu birmiş. Uzun kenar uzunluğu x'miş. O zaman şunu e, kesip atıyoruz dışarıya. Ama dört parça. O zaman şuradan da mesela şöyle bir şey çıkartalım. Burası bir. Burası x diyelim mesela. Ondan sonra şuradan da şöyle bir şey çıkartalım. Burası bir, burası x diyelim. Ondan sonra şuradan da şöyle bir şey çıkartalım. Burası bir, burası x diyelim. Şimdi bunları çıkardığım zaman geriye kalan zımbırtı aslında şu pembiş alandır. Bak bu dört tane dikdörtgeni çıkartıyorum. Ee, ondan sonra geriye kalan alan yani şu çıkartılanlar bunlar. Bunlar böyle dışarıya çıkıyor ve şu pembiş alan kalıyor. Peki diyor ki bu alan kaç santimetre karedir? Şimdi bütün alan dediğimiz şey aslında şimdi yapmamız gereken şey pembiş alan tüm alan eksi dört tane dikdörtgendir. E, değil mi evladım benim? Evet hocam. O zaman diyorum ki tüm alan eksi dört dikdörtgen. Tüm alanı ben şöyle bulurum. X artı 2 ...nin karesidir aslında tüm alan. Neden x artı 2'nin karesidir? Çünkü x artı 2 çarpı x artı 2'dir aslında. Hemen bunu yapalım. X kare artı e, bu x'inin çarpımının dikkati 4X artı e, bunun karesi 4. X kare artı 4X artı 4 tüm alandır. Şimdi sonrasında bir tane dikdörtgenin alanını hesaplayalım. Bir dikdörtgenin alanı eşittir. Hemen şöyle hesaplayalım. Bir dikdörtgenin alanı aslında X çarpı 1'dir. Yani X'tir. O zaman dört tane dikdörtgenin alanı, dört dikdörtgenin alanı eşittir. Dört x'tir tomuş aradan O zaman yapmam gereken şey tüm alandan yani x kare artı dört x artı dörtten eksileyeceğim. Eksileyeceğim dört tane dikdörtgenin alanı. 4 x'i çıkartacağım. Yani bundan bunu çıkartıyorum. E bunlar zaten birbirini sadeleştirdi x kare artı 4 bizim doğru cevabımızdır. İşte şuradaki pembiş alan x kare artı 4 şeklinde ifade edilebilir diyoruz. Peki yerlik bir sayının 5 fazlasının yarısı aynı sayının 8 eksiğine eşit olduğuna göre bu sayı kaç demiş? Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Rasyonel denklemler. Bir sayının x diyelim. 5 fazlasının 5 <laughs> fazlasının yarısı bölü iki. E, aynı sayının 8 eksiğine eşit olduğuna göre. Eşittir. Virgül eşittir manasına geliyor genellikle denklem sorularında aynı sayının x ek, 8 eksiğine x'in 8 eksiğine eşit olma göreymiş. E o zaman çok basit bu soruyu nasıl yapabiliriz? Ee, burada yapmamız gereken şey taktik şu: bunun altında görünmez bir bir vardır. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla diyorum ki bunun paydasını 2 ile genişletiyorum Tonguç Erman Bey. Ee, bu 2 ile genişlettiğim zaman bak ne oldu burası? X artı 5 bölü 2 eşittir. Bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman 2x eksi 16 bölü 2 oldu. Şimdi artık bunlar birbirine götürür. Çünkü burası 2 burası 2. Karşı karşıya birbirine götürdü. Sonra diyorum ki yahu x artı 5 eşittir 2x eksi 16 diyorum. Sonrasında x'i karşıya geçiriyorum. Bu artı x normalde bu tarafa geçti. O eksi 16 ile bu tarafa geçiyorum. Eksi 16 artı 16 oldu. Artı 5 de burada eşittir. 2x yanına artı x bu tarafa geçince eksi x şeklinde geldi. Dolayısıyla 21 eşittir. 2 xten 1x çıkarsa 1x kalır. Dolayısıyla x eşittir 25 çıktı. Bu sayı kaçtı demişti? 21'dir diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Geldik noktası koordinat sisteminin ikinci bölgesinde olduğuna göre. Hayda. Koordinat sistemi neydi? Koordinat sistemi buydu. Ameno. Burada evet. Hay saçma ama ameno metodu o başka bir yerde X ve Y diyoruz. Şimdi X burası birinci bölgeydi. Burası ikinci bölgeydi. Burası üçüncü bölgeydi. Burası dördüncü bölgeydi. Dikkat edelim. Birinci bölgede hepsi artıydı. X de artı Y de artı. Çünkü burada X'ler artı. Y'ler burada artı. Dolayısıyla bu bölgede olan bir şey artı artıdır. Ama bu bölgede x taraf eksi y taraf artı. O zaman eksi virgül artı. Neden? Çünkü herhangi bir noktayı yazarken ben burada ilk başta X'inin sonradan y'sini yazmam gerekiyordu. Mesela bu bölgede ise her ikisi de eksiydi. Bu bölge ise Tonguç'la ben x taraf artı y'de eksiye. Yani artı virgül eksi. Ha bunu hemen hatırladıktan sonra diyorum ki ya noktasık ikinci bölgede olduğuna göre demek ki bu noktanın x'i ikinci bölgede olduğuna x'i eksi olacak. Y'si artı olması gerekiyor. Değil mi Tonguç Eren Evet hocam. Şimdi dolayısıyla x'e eksi y'si artıysa şimdi bu noktaya baktığımız zaman yahu bunun x'i burası x burası da y'ydi. Çünkü virgül arasında yazılan şey x ve y'ydi. O zaman diyorum ki x'i eksi yani 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 a eksi 3'ü Eksi, negatif. Negatif ne demekti? Küçüktür sıfır demekti. Dolayısıyla bunu yazdım. Bir eşitsizlik. Sonra y'si de artı olacaktı. B artı bir de büyüktür sıfır olacak. İşte bu kadar. Soru bitti neredeyse. Çünkü A ve B'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Pardon A'nın en büyük B'nin de en küçük diyor. O zaman ben bu eksi üçü karşıya gönderirsem A küçüktür artı üç diye geçer. Üç olur. Bu artı biri karşıya gönderirsem eksi bir diye geçer. B büyüktür eksi bir olur. A'nın en büyük tam sayı değeri küçüktür 3 olduğuna göre A'nın en büyük tam, tam sayı değeri 2'dir Tonguç evladım benim. B'nin en küçük tam sayı değeri de eksi birden büyük olduğuna göre sıfırdır Tonguç evladım benim. Başka çaresi yok. Eksi birden büyükse sayı sayı doğrusunu düşün. Burası eksi bir, burası sıfır, burası bir, burası iki falan filan. Dolayısıyla budur diyoruz. Bize ne soruyordu? Toplamını soruyordu. 2 artı sıfırdan cevabımızın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana ve geldik artık. Gerçekten de denklemlerin içine hızlı bir dalış yapıyoruz. Doğrusu ile bu doğrusu birbirine paralel olduğuna göre. Ha, bak kıllıklar başladı şimdi artık. Şimdi artık kıllıklar başladı gerçekten de. Şimdi paralel doğrular ne demekti? Paralel doğrular şöyleydi. Şimdi paralel doğruların Şöyle bir özelliği vardı. Şimdi hemen D1 ile D2 iki tane doğru diyelim. Paralel doğrular olsun. Bunları bu şöyle gösteriyorduk. D1 paraleldir. D2 diye gösteriyorduk. Ama buradaki asıl sır neydi biliyor musunuz? Tonguç Buradaki asıl sır eğimleri eğimleri eşit oluyordu paralel doğruların. Yani M1 M2 eşit oluyor. Ya bunlar tabii havalı denk havalı denklemler. Hava. Ya bunları çok fazla kafana takma. Tek bilmen gereken şey şu. Eğer paralel ise, paralel ise eğimler eşittir. Peki, ben bir doğrunun eğimi nasıl biliyordum? Hemen hatırlayayım, Göstermişim ama bir daha hatırlatayım. Y eşittir. E, eğim çarpı x artı e, bir sayı. İşte sayı diyelim buraya. Yani buradaki x'in başındaki sayıya biz eğim diyorduk. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken şey, y yalnız kalınca x'in başındaki sayı nedir? Şimdi ben buradan hemen görebiliyorum. Y yalnız kalmış zaten solda var. X'in başındaki sayı paydalı olanları mutlaka alıyorduk. Bunun eğiminin artık 1 bölü 5 olduğunu gördüm. Ama burada böyle bir şey göremiyorum. İşte burada yapmamız gereken şey birazcık modifikasyon. Ne demek modifikasyon? Burada aslında biz eğimi bulabilmek için y'yi y'yi yalnız bırakacağız. Y'yi yalnız bırakmalıyız eğim bulabilmek için. Bu çok önemli bir kural. O zaman Y'yi yalnız bırakmalıysak hemen tekrar yazıyorum bu denklemi. 2x artı a'yı renk birlikteliği olsun da senin de beynin yamulmasın. Benim yamuldu hocam ya. Tebrik ediyorum. 2x artı a'yı eksi 5 eşittir 0 ya. Bu denklemi aldım. Y yalnız bırakıyorum. Y nerede? Şurada bir yerde. Ay diye böyle zaten gerçekten de bizim sınavda yaşadığımız tepkilerle benzer bir tepki yapmış ay eşittir diyorum. <laughs> şu zımbırtıları A, yeah. karşıya göre O, Y evladım o. E, bu şu zımbırtı kalıyor. Bu artı 2 x normalde. Artı 2 x karşıya geçerse eksi 2 x olur. Eksi 5'tir bu. Karşıya geçerse yani eşitliğin öbür tarafına geçerse artı 5 olur. Ha Y yalnız bırakmaya çok az kaldı. Sonrasında yapmam gereken şey Y yalnız bırakmak için bu A çarpı Y'dir aslında ay dediğimiz şey. Sonra bu A'dan kurtulmalıyım. Her tarafı A'ya böleceğim teker teker. Gerçekten kıl bir şey biliyorum ama bu işin çözümü bu. Her tarafı A'ya böldüğüm zaman A'lar birbirini götürdü. Al sana Y yalnız kaldı. Eksi 2 bölü A çarpı X artı 5 bölü A diyorum. Sonrasında yapmam gereken şey şu. Artık diyorum ki bunun eğimi e, bunun eğimi Y yalnız kaldığı için X'in başındaki sayı yani eksi 2 bölü a'dır. Ne demiştik? Eğimlere eşit olacaktı paralel doğrularda. Bunun eğimi 1 bölü 5'ti. Bunun eğimi eksi 2 bölü a'ydı. O zaman yapmam gereken şey Eksi 2 bölü A eşittir 1 bölü 5 demek. Çünkü eğimleri eşitti. İşte kıllıklar artık bitmeye başladı. Artık içler dışlar çarpma yaparak her şeyi çözebilirim diyorum. Sonra bununla bu bununla bu çarpılırsa. Eksi 2 ile 5 çarpılırsa eksi 10 eder. Hatta şöyle yazalım. Eksi 10 eder. Eşittir. A ile 1 çarpılırsa A eder. A'nın eksi 10 olduğunu bulmuş oldum. Bravo diyorum sana. Eksi 10'dur doğru cevabımız. Gerçekten kılı bir soruydu. Ama yapmamız gereken şey sadece sağa sola geçirmek. Zaten işlem yaptığım kısım bu kadar. Dikkat ettiysen daha fazla değil. Yani şunların hepsi sana konu anlatayım da O yüzden çok dikkat ediyorum ve geldik. Uzunluğu 100 santimetre olan bir bitkinin boyu her gün 5 santimetre artmaktadır. Tam bir doğrusal denklem sorusu. Yapmamız gereken şey aşırı basit. Hemen göstereceğim. Uzunluğu 150 santimetre olan diğer bir bitkinin boyu her gün 3 santimetre atmaktadır. Buna göre kaç gün sonra bu iki bitkinin boyu eşit olur? Burada yapmamız gereken şey inanılmaz basitti. İlk başta doğrusal denklemlerdeki formülü hatırlamamız gerekiyordu. Hemen formülü hatırlatalım seninle beraber. Y eşittir başlangıç yani bu aşırı önemli bir formül. Gerçekten de bütün sınava çıkıyor. Artı veya eksi bilmiyorum. E, artı artarsa, eksi de ek, e, azalırsa değişim çarpı x'tir. O zaman bitkinin boyu dediğimiz şey, mesela e, ne demiş? Birlik Uzun. Şimdi başka iki tane bitki var. Birinci bitkiyi yeşille yazalım. Birinci bitki, birinci bitki e, diyelim. E, e, eşittir. Yani bir, birinci bitkinin boyu eşittir. Başlangıç neymiş? 100 santimetreymiş. Artı her gün 5 santimetre artıyormuş zaten o yüzden artı. 5 çarpı x diyorum. Bu aslında gün sayısı. Bu da aslında boyu bitkinin diyebiliriz. Şimdi geldik diğer bitkimize. Diğer bitkimize kırmızı bitki olsun. İkinci bitkiyi yazalım. İkinci bitkiyi yazalım. Ee, turuncu bitki olsun. Şununla karışmasın. Çünkü renkler öğrenmede çok önemli. Y eşittir. Başlangıcı 150 idi. 150. Diğer bitkinin bitkin boyu 3 santimetre. Artı 3 çarpı diyorum. E x. O zaman bu da diğer bitkinin boyu. Şimdi diyor ki adam bize. Buna göre kaç gün sonra bu iki bitkinin boyları eşit olur diyor. O zaman bunun boyuyla bunun boyu eşit olması gerekiyor. O zaman 100 artı 5 x eşittir 150 artı 3x diyorum. Sonrasında diyorum ki 3x'i karşıya göndereyim, 100'ü de bu tarafa göndereyim. 5x buradaydı zaten, artı 3x bu tarafa geçince eksi 3x'ye geçti. Eşittir 150 buradaydı zaten, artı 100 bu tarafa geçince eksi 100 diye geçti. 2x eşittir e, 150 eksi 50, 100'den 50 eder. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 25 çıkar. Peki x neydi? Gün sayısıydı aslında. 25 gün sonra bu ikisinin de boyları eşit olur diyorum cevabımızına girmiş olduğunu sana belirtiyorum. Peki geldik verilen eşitsizliğe göre x alabileceği en büyük en küçük tam sayılardır. Eşitsizlik sorusu yine. Eşitsizlik sorusunda yapmamız gereken şey şuydu. Eşitsizlikte bir tarafa ne yaptıysan diğer tarafına aynı şey yapman gerekiyor. Buradaki kıl noktayı hatırlatmak istiyorum. Kıl noktada şuydu. Eğer eksiyle çarp veya bölersen o zaman e, e, şey işaret yani eşitsizlik yön değiştirir. Bu, bunun dışında başka hiçbir kıl nokta yoktu burada. O zaman ikisini alabileceği en büyükten en küçükten bahsediyor. Aşırı basit. Ne yapalım? Hatta eksi de yok gibi burada fazla. Şimdi burada bu ikiden kurtulabilmek için her tarafı ikiyle ile çarpıyorum. Bak bunu da ikiyle ile çarpıyorum. Çarpı iki diyorum. Bunu da iki ile çarpıyorum. Çarp, hatta şöyle yapalım. Çarpı iki diyorum. Çarpı 2 diyorum. Çarpı 2 diyorum. O zaman ne olur biliyor musun? 2 iki çarpı 2. Iki, 4 eder. Küçüktür. Bu iki bu iki sadeleştir. Ah oh be ne güzel. 3x artı 2 kaldı. Sadelik, e, temizlik, ferahlık. Şimdi burasındaki bu adi paydadan kurtulmuş oldum. Dolayısıyla diyorum ki eksi 4, 3x artı 2. 5 çarpı 2 de 10'dur. Oh be rahatladım. Gerçekten şu payda insanın canını sıkıyordu. Ve şu anda kurtuldum o zımbırtıdan. Sonrasında yapmam gereken şey. Bu artı 2'den kurtulmalıyım. X'e yaklaşıyorum artık. Artı 2'den kurtulmak için her tarafa eksi 2 ekliyorum bak. 2, 2, 2. Sonra ne oldu? Bak, 4 2, 6 et küçüktür. Bu eksi 2 ile bu artı 2 birbirine Oh be, şu artı 2'den de kurtulmuş oldum. Küçük ve eşittir. 10 e, eksi 2, 8 diyorum. Sonrasında bu 3 zımbırtısından kurtulmalıyım. Bu aslında 3x, üç 3 üç çarpı x emek tomuş herhalde benim. Dolayısıyla 3 <laughs> çarpı x e her tarafı ben... 3'e bölersem eğer, bak her tarafı 3'e bölersem, artı ve eksi sayıya böldüm mü? Hayır bölmedim. Dolayısıyla işaret yön değiştirmeyecek. O zaman diyorum ki, yahu oh be şu 3 tane kurtuldum. Eksi 6 bölü 3, e, eksi 2 etti, küçüktür. Bununla bu sadece işte oh be rahatladım. X kaldı sadece, küçük ve eşittir. 8 bölü 3 kaldı. ha şimdi kıl bir sayı çıktı gerçekten de. Şimdi bu aslında x'i bulmuş olduk. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayıdır. Bir kere en küçük tam sayı değeri, eksi 2'den büyük olduğuna göre x, x'in minimum tam sayı değeri, eksi 1 olur Tomuç Erhan Bey. Bunu bulduk. x'in maksimum tam sayı değeri ise 8 bölü 3'e eşit de olabilir ama önemli değil çünkü tam sayı değerini soruyordu. Eşit olmasının bir anlamı yok. Ama ondan küçük sayı, 8 bölü 3 nedir ki Allah aşkına? Hemen bir bunu bölüp de bulalım. 8'i 3'e versem, 2 kere 3, 6 hop, ee, 2 kaldı. 2 virgül ee, burada 20 dersen buna 20'nin içinde 3 6 kere 3 18 hop 2 kaldı ee, yine 20 6 kere 3 18 hop ya 2 virgül 66 gibi bir şey yani buna yakın bir şey o zaman diyorum ki ya bu da 2 virgül 66'dan küçük olması gerekiyormuş x'in o zaman ikisinin en büyük değeri de 2'dir diyebilirim Tonguç Eren benim çünkü 2 virgül 66'dan en büyük tam sayı küçük en büyük tam sayı 2'dir diyebilirim diyoruz. Peki geldik bir kitapçı 5A 10 TL aldığı e, bir kitap hemen e, bizim şuna hemen ayarlar mısınız efendim tebrik ediyorum seni e, bir kitapçı bir kitapçı 5A 10 TL'ye aldığı bir kitabı 6A 30 TL'ye satıyor bu satıcının zarar etmesi zarar etmemesi için kitabın satış fiyatı en az kaç TL olmalı diyor şimdi bir kere biz ticaret yaparsak tomuşeralım benim ticarette asıl e, katkı kar olmak zorunda. Kar dediğimiz şeyse aslında ne yapıyor ticaret e, tacirler yani tüccarlar ne yapıyor aslında? İlk başta mesela, tüccar tüccar bir malı alıyor, mal alıyor. Sonrasında bunu satıyor, değil mi Tonguç Bey? Evet hocam. Dolayısıyla al al sattan para kazanıyor. Mesela bu malı 100 TL alıyor, 120 TL'ye satıyor. Dolayısıyla adam aradan 20 TL kazanıyor. Oh be ne güzel e, güzel bir kar oranı. Dolayısıyla diyorum cumhurlop ki cumhurlop cebe indiriyor hocam. Aynen cumhurlop. Bu cumhurlop cebe indirirken 120 liraya satıp 100 liraya alırsa daha sonra 100 liraya alıp 120 liraya satarsa kar dediğimiz şey aslında satış fiyatı eksi alış fiyatıyla bulunur Tonguç Öğren Bey. Dolayısıyla ben satış fiyatım alış fiyatından fazla olsa oh be kar ederim. Ticaretin mantığı budur aslında kar edebilmek. Onu yapabilmek için de sa e, satış fiyatının alış fiyatından fazla olması gerekiyor. Ama bazen insanlar ne yapıyor? Zararına bazen satabiliyorlar. Yani satış fiyatı alış fiyatından daha az oluyor. Neden Batron bunu yapıyor? Patron çıldırdı zararına satışlar. Aynen, bir sürü şey yüzünden olabilir ama bizim şunu unutmamız gerekiyor. Satış alıştan fazla olmalı. Peki adam diyor ki bu kadar almış bu kadar satmış. Zarar etmemesi için kitabın satış fiyatının kaç, en az kaç lira olmamız gerekiyor. Şimdi zarar dediğimiz şey ise Hemen onu da yazmak istiyorum sana. Zararı da farklı bir renkle yazalım. Zarar da kötü bir şey. Zarar dediğimiz şey aslında e, alış fiyatının e, aslında satış fiyatından büyük olması. Yani sen alıyorsun 150 liraya, onsa 100 liraya satıyorsun. Zarar ettin, bitti. 50 lira zarar ettin. Ama kar dediğimiz şey e, satış fiyatının alış fiyatından büyük olması. Hiçbir şey yapmıyorum. E, sıfıra sıfırım. Sıfıra sıfır. Yani e, hiçbir şey yoksa satış fiyatıyla alış fiyatı İşte bunu kimse de yapmaz dünyada. Bunu söyleyeyim. Ama adam demiş ki bize satış zarar etmemesi için diyor. Zarar etmemesi için ya alış fiyatına satacak ya da alış fiyatından fazla satacak. O yüzden diyorum ki zarar etmemesi için lafını görünce, etmemesi için lafını görünce satış fiyatının alış fiyatından fazla olması gerekiyor ama bir ayrıntı daha var. Eşit de olabilir. O zaman zarar etmez. Eşit de olursa zarar etmez. Dolayısıyla bizim amacımız bu. Bunu yapabilmek. Hemen bunu yapalım seninle beraber Tonguç Eren Bey. Hemen nasıl yapalım? Diyorum ki e, satış fiyatı bu. 6A-30 eksi Büyük ve eşittir diyorum alış fiyatı. 5A-10. İşte bunu anlayabilmek çok değerli. Bunu anlarsan zaten ileride ticaret yaparsan senin da çok büyük bir katkısı olacak. Dolayısıyla 6A-30, 5A-10'dan daha büyük olacak. Heh, hemen yapalım. Şimdi bu artı 5A normalde bu tarafa geçiriyorum. Bu eksi 30 normalde bu tarafa yuvarlıyorum. 6A artı 5A öbür tarafa geçirse eksi 5A olur. Büyük ve eşittir. E, e, eksi 30 bu tarafa geçirse artı 30 olur. Bir de eksi 10 vardı burada. Dolayısıyla 1A büyük ve eşittir. Ee, ne diyoruz? 20 diyoruz. O zaman A'nın 20, yirmi, 20'den büyük olmasını gere gerekiyor. Soru cevabımız o zaman 20'dir değil mi Tonguç Evet hocam. Patlarsın. Neden patlarsın? Çünkü satış fiyatı en az kaç lira olmalı diyor. Satış fiyatı neydi? Bu kadardı. O zaman A'nın 20'den büyük olması gerekiyor ama 20'ye eşit de olabilir değil mi? Dolayısıyla A'yı en daha doğrusu en az 20 olabilir. O zaman A minimum 20 olursa 6 çarpı 20 eksi 30 yani 120 eksi 30 90 TL en az satış fiyatı olmak zorundadır diyorum. Ve mükemmel bir şekilde şimdi yapman gereken ödevleri vermek istiyorum. Yenisi taktik matematik kitabımızdan. E, sınavdaki ha, ilk başta bir kere yazılı notlarından hemen ikinci dönem bir izi not yazılı notlarından bu konuların hepsini tekrar et. Buradaki önemli formüllere bak tüm Aral Buradaki kavramlar çok önemli. Formüller çok önemli. Sınavda çıkacak. Bu bunu Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçılarından bulabilirsin. Aşağıda listesi var. Sadece Tonguç kitapçılarında online'da satılmıyor. Onu söylemek istiyorum sana. Geldik bu zımbur diye. Yeni taktik matematik kitabı olan arkadaşlarımız için. Hemen yazılı ödevlerini hemen söylemek istiyorum. Sayfa 92'den başlayacaklar. Gerçekten de çok fazla konu var. LGS denemelerini atlayabilirsiniz sayfa 92'den başlayıp. Sayfa 113'e kadar bir çalışın bakalım. Sayfa 92'den 113'e kadar çarpanları ayırma dahil bitiriyorsunuz. Sonrasında sonrasında Hemen doğrusal denklemler ünitemize geçiyoruz. Doğrusal denklemler ünitemizde sayfa 128'den başlıyoruz. Say, e, eğimi de içine alaraktan sayfa 128'den sayfa 159'a kadar çalışıyoruz. Burada çok güzel yeninisiz bir temelli temel sorularda vardı. Ama benim öğretmenim zor soruyor. Beni birazcık kaşıyor diyorsanız o zaman matematik zoru bankası kitabımızdan hemen sana ödevlerini vermek istiyorum. Burada ünite tekrarlarımız da var ama şimdi burada e, hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ee, hemen olası çok fazla ödevimiz var. Olasılık konusu çok fazla çıktığı için burada bak ünite değerlendirme testlerimiz var. Bunları çözersen hepsini tekrar etmiş olursun. Sayfa 120'den başlayıp 121, 122 ve 123'te üçüncü ünite değerlendirme testini lütfen çözün. Ee, bir ve iki tane testimiz var orada. Sonrasında bir bilmeyen denklemler son konu olduğu için birazcık daha fazla soru çıkacak. 124'ten başlayıp 124'ten başlayıp ee, problemleri de yaparak, koordinat sistemini de yaparak ardından doğrusal grafikleri de yaparaktan eşitsizliklerin sonuna kadar gelmeye çalışalım lütfen. Ee, yani e, sayfa 155'e kadar gelin. 124'ten Ha benim zamanım yok diyorsan da ünite değerlendirme yapabilirsin. O da sayfa 156, 157, 158 ve 159. Bunları yaparsan gerçekten de mükemmel bir şekilde oturtmuş olacaksın konularımızı diyoruz. Ve aynı zamanda yeni nesil matematik ee, konularımızda da yeni nesil matematik e, daha doğrusu Dinamo yeni nesil matematik soru bankamızda da yazılıya hazırlık kısımlarını göstermek istiyorum. Bunlar özel kısımlar hemen sana şöyle göstereyim ee, pardon yazılıya hazırlık kısımları ünite değerlendirmeni göstermek istiyorum sana e, koordinat sistemi hemen şöyle yapalım. seri ifadeler. Hangi sayfaları ha, çözeceğim hocam? Burada sayfa 86-87. Buradaki ünite değerlendirmeyi mutlaka çözme, çözmeye çalıştım Tonguç Eren Bey. Aynı zamanda, aynı zamanda e, yine aynı şekilde yine ünite değerlendirme kısmında hemen gösteriyorum sana. E, ünite değerlendirmede sayfa 118 ve 119'u mutlaka çözmeye çalış. Eğer öğretmeniniz birazcık daha ilerlediyse kenar orta açı orta geçirse sayfa 120, 121, 122 ve 123'ü de mutlaka çözmeye çalışın diyorum. Ve kota denemelerinden yapmamız gerekenler hemen göstereyim. Olasılık konusu kotasından başlıyoruz. Kota 15'ten başlıyoruz sayfa 73'te. Sonrasında e, bayağı bir ilerliyoruz. E, ve e, Kota... Kaça kadar gidiyoruz biliyor musun? Bütün konuları tekrar etmiş oluyorsun bu sayede tabii ki. Kota 29'a kadar gelmeni bekliyorum. Eğer öğretmeniniz üçgenlerde girdiyse... Kota bitirdim hocam? Hayır, kotanı bitirdin. Dolayısıyla e, haklarını bitti. Sayfa 30'a... Kota 30'a kadar gelebilirsin. Tek internet paketi başvurusu yapacağım. Sayfa 153'e kadar. O zaman şimdiden yazılarına sana başarılar. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. E, yorumlara yol atamış olalım. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Resmen bal damladın.